Arkadaşlar çok temiz bir Yüksel marka 250'lik lüks. Bunun tamirini yaptık. Şimdi nasıl yanıyor görelim. Evet, Yüksel 250'lik çok temiz bir lüks. İspirto çanağını ben daha önce bir çanak doldurdum ve ateşledim. Şu anda ikinci çanağı dolduruyorum. Eksantrik çarkının sivri ucu aşağıda olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Çarkın sivri ucu, sivri uç aşağıda. Ne yapıyordu? Gazya giriş kapağı sıkıca kapalı. Hava tahliye vidası. Birinci çanakta gevşek arkadaşlar. İkinci çanakta sıkabiliriz. Ben birinci çanağı yaptığım için şu anda ikinci çanak yanıyor. Sıkıyorum. Evet, lüksümüzün ısınmasını bekliyoruz. Isınmadan pompa yaparsak alev olur. Isıtmaktaki maksadımız gaz yağını buharlaştırmak. Buradaki depodan itibaren bu çıkan boru karbüratördür. Işığın çıktığı yerde bürülördür. Karbüratör borularını çok iyi ısıtmamız lazım ki buharlaşabilsin. Evet, gaz yağı buharlaşsın. Evet, şu anda ikinci çanak ispirto suyuyla karbüratör borularını bürülörleri ısıtıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Eksantrik çarkının sivri ucu aşağıda olacak şekilde yakıyoruz. Evet, 250'lik Yüksel marka. Türk malı bir lüks arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu eksantrik çarkını lüksün ışığını azaltıp çoğaltmak olduğunu zannediyor. Bu çarkın görevi lüksün ışığını azaltıp çoğaltmak değildir. Lüksün ışığı azaltılıp çoğaltılmaz arkadaşlar. Sabit bir şekilde yakılır lüks. Söndürmek için de hava tahliye vidasını gevşetiyoruz. Bu eksantrik çarkının görevi karbüratör borusunun içinde direk vardır. Direğin ucunda bir iğne bağlıdır. Jeneratör tıkandığı zaman eksantrik çarkının sivri ucunu yukarı ve aşağı getirmek suretiyle iğneyi yukarı kaldırıp indiriyoruz. Pisliğe attırmış oluyoruz yani. Eksantrik çarkının görevi pisliğe atmak. Evet, bak şu anda ısındığının belirtisi, bürülör hafiften alev aldı. Ben biraz daha ispirto suyu koyacağım. Ne kadar iyi ısıtırsa o kadar iyi yanar demiştim. Bu arada pompa kolunun sivabı keçesi değişti. Boru depo içindeki boruya bağlı sibop değişti. Enjektör değişti. Efendim söyleyeyim. Borular katran bağlamış, zift bağlamış. Onlar temizlendi. Bakalım nasıl yanacak. İlk defa yapıyorum. Şimdi birkaç pompa yapıp bekliyorum. Evet. Çok güzel yanıyor arkadaşlar. Sıfır lüks nasıl yanıyorsa o şekilde yanıyor şu anda. Tabi hava aydınlık olduğu için aydınlatmanın gücünü göremiyoruz. Hava karardığı zaman 250 wattlık bir ampulün verdiği ışığı görüyor arkadaşlar. Çok temiz 250'lik lüks. Bu arada bu gazi giriş kapağındaki conta değişti. Evet. Çok güzel görünüyor lüksümüz.
Söndürmek için ne yapıyordu? Hava tahliye vidasını, hava tahliye vidasını gevşetiyordu. Bazı arkadaşlar bu eksantrik çarkından söndürmeye çalışıyor. Sivri ucu yukarı getirip gaziye çıkışına kapatma çalışıyor ama gaziye hiçbir zaman kesilmez. O yanlış bir şey. Söndürmek için hava tahliye vidasını gevşetiyoruz. Ha, bu sivri uç şu, ne zaman kullanılabilir? Diyelim ki yanarken lüksümüz alev aldı. Misal veriyorum. Alev olunca ne yapmamız gerekir? Hemen hava tahliye vidasını gevşetiyoruz. Arkasından bu sivri ucu yukarı getiriyoruz. Bu şekilde kullanılabilir. Eksantrik çarkının sivri ucu. Evet, bu arada lüksümüzü söndürmüş olduk. Lüksümüz çok güzel yandı. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.